Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önceden neler yapmıştık? Birinci üniteyi tamamlamıştık. Atomdan bahsetmiştik. Atom modelleri deyip atomun tarihçesini görmüş, ve atomun yapısı hakkında bilgiler sahibi olmuştuk. Şimdi artık periyodik sistemden bahsetmeye geçiyoruz arkadaşlar. Konumuz periyodik sistem olacak. Peki neler olacak içeriğimizde periyodik sistemin? Arkadaşlar Mendeleyev ve Moseley'den bahsederek başlayacağız. Bunlar periyodik sistemin gelişiminde çok önemli katkılar sunan iki bilim insanı. Ardından modern periyodik sistemi, yani bugün kullandığımız periyodik sistemi genel hatlarıyla bir tanıyacağız. Peki buradaki elementlerin hani sonuç itibariyle elementlerin sınıflandırılması için kullandığımız bir sistem var karşımızda. Burada elementlerin yerini nasıl bulacağız? Sadece atom numarasını bilmemiz yeterli olacak bunun için. Ve elementleri sınıflandıracağız. Yani periyodik sistemde yer alan elementleri metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olmak üzere. Ve bunların tabii ki özellikleri üzerinden sınıflandırıp değerlendirmeye alacağız. Peki dersimizi tamamladığımız zaman biz neler kazanmış olacağız? Arkadaşlar doğada bulunan elementleri periyodik sistemdeki ilişkileriyle birlikte sınıflandırmış ve yerleştirmiş olacağız aslında. Ve elementleri nasıl sınıflandıracağımızı, hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini de burada değerlendirmeye alacağız. Tabii ki bunları tamamladığımız zaman da artık bizim kendi çalışmamıza geçmemiz gerekiyor. Yani ödevlendirme kısmı gelecek. Bizim tabii ki temel ödev kaynağımız sıfırdan dokuza kimya kitabı olacak arkadaşlar. Sayfa 72'den 82'ye kadar buradaki bizim bizim ödevimiz olacak. Neler var? Şöyle hep birlikte içeriğimize bir bakalım arkadaşlar. Bu kitabımızda her tarafta her zaman sol sayfa bize konuyu anlatan sayfa olacak arkadaşlar. Sonrasındaki bir sayfa dolusu soru ise buradaki konuyla ilgili bizim çözümümüze sunulmuş olacak. Bu şekilde her sayfada aslında bir konuyu öğrenmiş ve e, özetlemiş olacağız. Ve tabii ki kendimiz de test etmiş olacağız. Bölümü tamamladığımız zaman ise bölüm testleri burada bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdi 0'dan 9'a kimya kitabını tamamladığımız zaman ise bir sonraki ödeve yani dinamo kimya kitabına geçeceğiz. Tabii ki bu da çok önemli bir yere sahip. Burada da Tesla 10 ve 18 arası bizim ödevimiz olacak. Peki burada karşımıza neler çıkacak arkadaşlar? Nasıl bir kitap bizi bekliyor? Her sayfada arkadaşlar öncelikle bir tane çözümlü örnek var. Bu çözümlü örnek sayesinde aslında konuyu ve sorulara bakış açımızı geliştirmiş olacağız. Ardından da çok benzer 4 tane soru her sayfada bizi bekliyor olacak bizim çözümümüz için. Bu şekilde bölümü tamamladığımız zaman yine tarama testleri bizim karşımıza çıkacak. Daha genel bakış atmamızı sağlayan ve ünite sonunda ise ÖSYM tarzı sorular, ünite tekrar testleri ve yazılılara hazırlık testleri bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz ya da kafamıza takılan herhangi bir nokta olduğu zaman hemen kare kodu okutup video çözümüne ulaşabilir ve bütün eksiklerimizi tamamlayabiliriz. O zaman haydi dalalım bakalım neler varmış. Şimdi arkadaşlar atom modellerinden bahsederken ilk olarak Dalton atom modelinden bahsetmiştik. Şimdi Dalton atom modelinden sonra yeni atom modelleri ortaya çıktı ve atom modelleri sayesinde de yeni elementler keşfedilmeye başladı. Şimdi geçmiş zamanlarda çok az sayıda element bilindiği için böyle çok geniş bir sınıflandırmaya ihtiyaç da duyulmuyordu açıkçası. Ama element sayısı arttıkça artık bir sınıflandırmaya ihtiyaç duyuldu ve bunun üzerine de tabii ki bilim insanları çalışmalara başladı. Şimdi öncesinde hani Moseley ve Mendeleevizm için çok önemli dedik. Öncelikli olarak karşımıza soru gelirse onlardan gelecek. Ama tabii ki onların öncesinde de bazı çalışmalar vardı. Mesela Döbreiner bazı çalışmalar yapmıştı ve triyatlar kuralını ortaya atmıştı. Yani demişti ki üçlü gruplara ayıralım. Mesela lityum, so sodyum ve potasyum birbirine çok benzer elementler. Bunların üçünü bir grup olarak değerlendirelim. Bu yetersiz kalınca Jean Kurtuğa ortaya çıktı ve bir silindir üzerinde düzey sütunlara elementleri yerleştirerek kütle formülünü geliştirir arkadaşlar. Yani dedi ki biz elementleri kütlelerine göre sınıflandırmamız lazım. Tabii ki atom kütlelerinden bahsediyoruz burada. Buna göre bir sıralama yaptığımız zaman bir düzen ortaya çıkacaktır. Ve Jean Kurtuğa'nın ortaya attığı bu fikri de Newlands biraz daha geliştirdi. Dedi ki biz bu kütle numarasına göre sıralama yaptığımız zaman her sekiz elementte bir aslında birbirine benzer elementler peş peşe gelmiş oluyor. Yani birbirini takip etmiş oluyor. Dolayısıyla da oktavlar kuralı diye bir kural ortaya attı. Yani sekizliler kuralı olsun biz sekiz tane farklı grup değerlendirelim dedi arkadaşlar. Şimdi bu noktaya kadar belli bir tabii ki çaba sarf edilmiş ve yere gelinmiş oldu ama en önemli çalışma daha sonradan Dimitri Ivanoviç Mendeleev tarafından gerçekleştirildi. Şimdi tabii ki o zamanlar hala daha e, eksik, henüz keşfedilmemiş birçok element vardı. O güne kadar bulunan element sayısı henüz 63'tü. Dolayısıyla da Mendeleyev yaptığı çalışmada bu 63 element için bir sınıflandırma geliştirdi. Tamam Şimdi bundan öncesinde e, atomların ve elementlerin sınıflandırılması yapılırken kütle numarası kullanılıyordu. E, Mendeleyev de aynı çalışmayı devam ettirdi. Atom kütlesine göre sıralama yaptı ve aslında oktavlar kuralını o da tekrarlamış oldu. Yani 8 elementte bir özelliklerin tekrar edildiği gerçeğini o da devam ettirdi ve uygulamaya aldı arkadaşlar. E, ve bu tekrarlamaya göre de bir sistem oluşturdu. 8 grup ve 12 tane de satır. Yani e, bir sıraya yer verdi. Dolayısıyla 8 grup aslında bugünkü bildiğimiz tabirle de 12 tane aslında periyot kullanmış oldu. Periyodik sisteminde arkadaşlar. Ve atom kütlelerine göre sıralama yaparken bazı hataların olduğunu da fark etti. Yani evet kütleye göre sıralama yaptığımız zaman benzer özellikle gösteren elementler alt alta geliyordu. Ama birkaç farklı element de burada kütle numarasına göre artış olmasına rağmen onların yer değiştirmesi gerektiğini fark etti arkadaşlar. Burada da dedi ki. Biz demek ki bunların kütle numarasını yanlış yapmışız, hatalı olarak hesaplamışız. Dolayısıyla da biz önceliği kütle numarasına göre değil de fiziksel ve kimyasal özelliklere vermeliyiz. Bazı noktalarda o yüzden kütle numarası normalde artarak gidiyordu ya... ...bazı yerlerde büyük olanı daha önce yazarak kullanmaya başladı bu hatayı gidermek için. Ve... Onun en önemli noktası arkadaşlar. Bak Mendeleyev deyince aklımıza hemen bu boşluk gelecek. Soruların büyük çoğunluğu da buradan gelecek. Periyodik sistemi hazırlarken Diyelim ki peş peşe gelen kütle numarasına sahip olan elementleri periyodik sisteme yerleştirdi ve o ikisinin arasında bir boşluk olduğunu fark etti. İşte o boşlukta bir soru işareti yerleştirdi ve dedi ki bakın burada aslında bir element olmalı ve o elementin bütün özelliklerini biz bu sisteme dayanarak söyleyebiliriz. Ancak biz o elementi henüz keşfetmemişiz. Dolayısıyla da sırf oraya konuyla basit bir soru işareti yeni elementlerin keşfini aşırı şekilde hızlandırmış oldu arkadaşlar. Çünkü artık Mendeleev'in yaptığı periyodik periyodik sistem sayesinde biz henüz keşfedilmemiş elementlerin bütün özelliklerini tahmin edebiliyorduk. Sadece doğada nerede var onu gidip bulmaya kalıyordu işimiz. Dolayısıyla da bu bir çığır açtı diyebiliriz. Peki nasıl bir sistem kurguladı ve bu boşluklardan aslında anladığımız nokta nedir arkadaşlar? Şunu yapıyor. Diyelim ki alüminyum, kalsiyum ve şuradaki T elementi o zaman keşfedilmiş elementler. Bunları biliyoruz bütün özelliklerini biliyoruz ve kütlelerini hesapladık. 27.3, 40 ve 48 şeklinde bu şekilde sıralandı. Şimdi e, periyodik sistemi kurguladığı zaman alüminyumun altında bir boşluk oluştuğunu görüyor. Yani 40 ve T arasında 48 arasında kütle numarasına sahip olan bir elementin doğada bir yerlerde olması gerekiyor tamam mı? Ve diyor ki bu element alüminyuma çok benzer özellikler göstermeli ve işte erime noktası kaynama noktası gibi bazı özellikleri de alüminyuma benzerlikten ve periyodik sistemde aşağıda olmasından ötürü e, tahmin edebildi. Dedi ki biz buna ekasilisyum diyelim mesela. Ek asidüsüm için bütün özellikleri tahmin etti. Dedi ki doğada böyle bir element var ve sahip olması gereken özellikler tam da benim burada yazdıklarım gibi. Henüz keşfedilmemiş tamam mı? Çok kısa süre sonra germanyum adında bir element keşfediliyor. Ve bu elementin sahip olduğu özelliklerin e, Mendeleyev'in tahminleriyle neredeyse birebir örtüştüğünü görüyoruz. Tamam Bu ne demek oluyor? Demek ki Mendeleyev'in sistemi çok güzel bir şekilde çalışıyor. O zaman ben bu sistemi kullanarak yeni elementleri hızlıca keşfedebilirim demeye başlıyor bilim insanları arkadaşlar. Nasıl bir periyodik sistem vardı peki? Şöyle dedik ki 12 tane satıra yani sıraya yer vermişti ve 8 tane de gruptan oluşturuyordu. 8 tane sütun vardı arkadaşlar. Burada şu sarıyla gördüğümüz elementler henüz keşfedilmemiş elementlerdi ve Mendeleyev oraya boşluk bıraktı. Sorular soru işaretleri koydu ve dedi ki bunların ben bütün özelliklerini söylüyorum. Hadi gidin bulun bakalım ve hızlıca bunların keşfi gerçekleşmiş oldu. Hızlıca bulundu diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında da mozeley diye bir ortaya çıkıyor. Tamam mı? Mozeley'in özelliği nedir peki? Mozeley'in yaptığı en önemli çalışma nedir? Arkadaşlar mozeley deyince de aklımıza atom kütlesi değil, atom numarası kavramı gelecek. Çünkü atom numarasının kaşifi Mozeley'dir tamam mı? Çünkü Mendeleev'deki hani tek hatalı nokta ya da en büyük hatalı nokta diyebiliriz ki kütle numarasına göre sınıflandırma yapmıştı ve bazı elementlerin yerinin değişmesi gerektiğini söylemiştik. Çünkü fiziksel kimyasal olarak e, kütle numarasıyla yazdığımız gruba uygun davranmıyorlardı. İşte buradaki hatanın kendiliğinden düzelmesini sağlayan şey Henry Mozeley'in atom numarasını Keşfetmesiydi ve atom numarasını şöyle değerlendirdi dedi ki bir elementin proton sayısı onun atom numarasıdır ve elemente ait bütün özellikleri biz işte o proton sayısına bakarak söyleriz. Ama bunu belirledikten sonra şunu fark ediyor. Mesela Mendeleev'in yaptığı periyodik sistemde argon ve potasyumu biz yerleştirecek olursak bak 40 ve 39 kütle numaraları bunların. Dolayısıyla da argonun potasyumdan sonra yazılması gerekiyor. Öyle değil mi Mendeleev'e göre? Sonra Mendeleyev diyor ki hayır biz bunları kütle numarasına göre sıralarsak yanlış gruba yazmış olacağız. Yani potasyumu gidip de 8A grubuna yani bir soy gaz grubuna yazmak zorunda kalacağız bir metali. Bir soy gazı da götürüp metallerin bulunduğu bir gruba yazmamız gerekecek. Dolayısıyla fiziksel kimyasal özelliklerine göre yerleştirelim. Bunların kütle numarasını biz yanlış hesaplamışız dedi. Sonra Moseley ortaya çıktıktan sonra dedi ki hayır kütle numaralarıyla ilgili aslında bir sorun yok. Biz ...doğru olan şey proton sayısını kullanmamızdı. Çünkü proton sayılarına baktığımız zaman gerçekten de argonun potasyumdan önce yazılması gerektiğini... ...yani bugün bulunduğu yerde olması gerektiğini belirliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde de e, periyodik sistemin bütün kurgusunu aslında değiştirmiş oluyor. Tabii ki kütle numarası ve proton sayısı yani atom numarası paralel olarak arttığı için... ...sadece birkaç yerde bu farklılıklar oluşuyordu. E, atom numarasını kullanmaya başladığımız anda da o farklılıklar kendiliğinden zaten düzelmiş oldu, giderilmiş oldu. Oldu. Hani soru olarak buradan neler karşımıza çıkabilir? Mozeley deyince hemen aklımıza atom numarası gelecek. Proton sayısının e, elementlerin bütün özelliklerini belirleyen özellik olduğunu e, söyleyen kişiydi. Ve bunu keşfederken de X ışınlarını kullanarak keşfini tamamlamıştı arkadaşlar. Bu şekilde de aksaklıkları gidermiş ve bugünkü kullandığımız periyodik sisteme en yakın diyebileceğimiz sistemi Mozeley hazırlamıştı. Mozeley'den sonra tabii ki sistem iyice gelişti, iyice ilerledi. Yeni elementler keşfedildi ve periyodik sistem e, neredeyse bugünkü mükemmele en yakın halini aldı arkadaşlar. ve yine nasıl bir değerlendirme yapıyoruz? Diyoruz ki periyodik sistemimizde 18 tane grup vardır ve 7 tane periyot vardır. Dikey sütunlara grup adı verilir, yatay satırlara ise periyot adı verilir arkadaşlar. Şöyle numaralandırarak gidecek olursak 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane periyottan söz etmiştik. Dolayısıyla da hemen sistemi göz önüne aldığımız zaman birinci periyotta sadece 2 tane elementin, ikinci ve 3. periyotlarda 8'er tane elementin, 4. ve 5. periyotlarda 18'er tane elementin yer aldığını görüyoruz. 6. ve 7. periyotlarda ise arkadaşlar bunun altında ekstradan ve 14'er tane element içeren e, lantanit ve aktinitler sütunları satırları bulunduğu için buralarda da 32'şer tane element olduğunu söyleyeceğiz. Yani burada gözükenin üzerine her iki periyot için 14'er tane daha elementin yer aldığını dile getireceğiz. Peki bir elementin periyodik sistemdeki yerini nasıl belirleriz arkadaşlar? Şimdi grup ve e, periyotları belirlerken şu periyodik sistem üzerine tekrar biraz çalışacak olursak periyod bir elementin atom numarasıyla burada nerede olduğunu tam olarak söyleyeceğiz tamam mı? Şöyle diyeceğiz. Birinci grubumuzun adı bir A grubudur. Bir diğer adıyla da alkali metaller diyeceğiz biz bu gruba. İkinci sıradaki gruba iki A grubu diyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Bunlara da toprak alkali metaller diyeceğiz. Şu aradaki 10 tane sütunu görüyoruz bakın. 10 tane sütun var. Dolayısıyla aslında 10 grup var. Bunların tamamına B grubu elementleri adını vereceğiz arkadaşlar veya özel adıyla şuraya geçiş metalleri diyeceğiz. Yani buranın tamamının adı geçiş metalleridir. Bir element şurada herhangi bir yerde bulunuyorsa onu geçiş metali olarak adlandıracağız tamam mı? Bak 1A, 2A dedik. Sonrasında ta 13. sırada gelen gruba 3A grubu diyeceğiz ve bunun adı toprak metalleri olacak arkadaşlar. Sonrasında da 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde sıralamaya devam edeceğiz. 4A karbon, 5A azot, 6A'yı da oksijen grubu olarak isimlendireceğiz. 7A grubunun özel adı halojenler olacak ve 8A grubuna da soy gazlar diyeceğiz. Bakın burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktada şu olacak arkadaşlar. Bu periyodik sistemin birinci grubu, 2A grubu ikinci grubu ama 3A grubu 13. grubudur. Çünkü araya 10 tane B grubu girmiştir. Dolayısıyla sonrasında 14, 15, 16, 17 ve 18 şeklinde de devam edecek. E, 18 diyelim. Yani biz eğer 3A'dan sonraki gruplardan bahsediyorsak ve kaçıncı sırada olduğunu belirtmek istiyorsak araya 10 ekleyerek söylememiz gerekecek geçiş metallerinden ötürü. Tamam mı? Ve A grupları ve B gruplarını ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman da A gruplarında yer alan elementlere baş grup elementleri adını vereceğiz. Yani soruda bize baş grup elementi olduğu bilinen bir X elementi mesela böyle başlayan bir soru karşımıza illaki çıkacak. Orada neyi anlıyormuşuz? Demek ki ya buradadır, 1A veya 2A'dadır ya da şuradaki 3A'dan sonraki herhangi bir yerde bulunabilir arkadaşlar. Şimdi peki bir elementin periyodik sistemdeki yerini nasıl buluruz arkadaşlar? Burada Atom numarasını biliyorsak aslında nötr halinden ötürü elektron sayısını da biliyoruzdur öyle değil mi? Bizim yapacağımız şey atomun sahip olduğu elektronların katmanlara nasıl dizildiğini bilmek olacak. Ve burada ilgi dört katman için şunu söyleyeceğiz. Birinci katman yani aslında birinci periyot sadece iki tane elektron içerebiliyor. iki tane element olduğu için aslında. İkinci periyotta sekiz element var demiştik değil mi? Bu şunu gösteriyor bize. ikinci katmanda en fazla sekiz elektron bulunabilir demek oluyor. Bu sıralamayı bu arada ilk 20 element için yapacağız ve sorumlu olacağımız da sadece ilk 20 element olacak. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Üçüncü periyotta en fazla 8 elektron bulunabilir ilk 20 elementten bahsediyorsak ve Dördüncü periyotta da iki elektron dolayısıyla aslında dördüncü katmanda da iki elektron bulunabilir. İlk 20 elementi kastediyorsak dediğimiz gibi. Dolayısıyla aslında sıralama bu şekilde olacak arkadaşlar. Katmanlara elektronların dizilimleri. Biz şunu yapacağız. Proton sayısı elektron sayısına eşit. Dolayısıyla şu düzene göre kaç tane elektron varsa katmanlara bir yerleştirelim diyeceğiz. Mesela lityum. Bak atom numarasını 3 vermiş ya şunu yapıyoruz hemen. Demek ki bunun birinci katmanında 2 elektron varmış. İkinci katmanına kaç elektron kaldı? Sadece 1 elektron yazmamız yeterli olacak çünkü toplamda 3 elektron yazmamız gerekiyor diyor. Veya sodyum bakın birinci katmanında iki elektron var ikinci katmanında 8 elektronu yazdığımız zaman toplam 10 elektron oldu ama atom numarası 11 birdi. Demek ki üçüncü katmanında sadece bir tane elektron varmış. Klor için 2 ve 8 şeklinde yazdığımız zaman 10 tane elektronu yerleştirmiş olduk demek ki klorun ...üçüncü katmanda yedi tane elektron varmış. Ya da potasyumdan bahsediyorsak... ...birinci katmanda iki, ikinci katmanda sekiz... ...üçüncü katman maksimum sekiz alabiliyordu değil mi? O zaman onu da yazalım. Toplamda on sekiz oldu. Bizim elektron sayımız on dokuz olduğuna göre... ...demek ki dördüncü katmana bir tane elektron düşmeliymiş arkadaşlar. Bunları yazdık. Ve helyum içinde tek bir katman var... ...ve orada da iki tane elektron varmış. Bu şekilde elektron dizilimlerini tamamlayacağız. Şimdi... ...elektron dizilimini yazdığın zaman aslında grubu ve periyodu da belirlemişsin demek oluyor. Nasıl yapacağız peki? Arkadaşlar dizilimde kaç tane katman yazdıysan o sana periyodunu verecek tamam mı? Yani iki tane katman yazdık demek ki bu ikinci periyotta. Üç katmanı var demek ki üçüncü periyotta. Aynı şekilde üç katman demek ki üçüncü periyotta. Dört tane katman yazdık dolayısıyla dördüncü periyottadır. Yani elektron içeren kaç tane katman varsa o senin doğrudan periyot numaran olacak. Ve helyumun sadece bir tane katmanı var. Demek ki birinci periyotta yer alıyormuş. Zaten birinci periyotta sadece iki tane elementimiz vardı. İşte onlardan birisi de helyummuş. Buradan bunu da görmüş oluyoruz. Gruba gelecek olursak arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı dediğimiz bir sayımız var. Değerlik elektron sayısı diyelim şöyle. Bu son katmandaki elektron sayısına eşit olacak. Yani lityum için değerlik elektron sayısı birmiş arkadaşlar. Son katmana bakıyorsun sadece. Sodyum için yine değerlik elektron sayısı birmiş. Klor için değerlik elektron sayısı yediymiş. Potasyum için bir ve helyum için değerlik elektron sayısı ikiymiş tamam mı? Bu değerlik elektron sayıları da bize grup numarasını verecek. Yani lityumun son katmanındaki elektron sayısı 1, demek ki grup numarası 1 olacak ve ilk 20 elementin hepsi A gruplarındadır. Yani 1A grubunda yer alır diyeceğiz. Sodyum için benzer şekilde değerlik elektron sayısı 1. O zaman bu da 1A grubunda. Klor için 7A grubundadır diyeceğiz. Potasyum bak o da 1A grubunda. Helyum burada bilmemiz gereken en önemli istisna durum arkadaşlar ve tabii ki bunun için aslında ilk 20 elementten tek istisnamız budur diyebiliriz. Değerlik elektron sayısı 2 o yüzden 2A'dadır demiyoruz. Bak 2A'nın hemen üstünü çizelim iyice belirgin olsun. Çünkü birinci periyotta sadece iki tane elementimiz vardı ve bu iki elementten birincisi 1A grubundaki hidrojendi ikincisi nerede? Ta burada yer alan helyum yani helyum 2A'da değil 8A'dadır dememiz gerekecek arkadaşlar. Şimdi o zaman periyodik sistemdeki yerlerini e, periyot ve grup olarak bulduk. Bir de gösterelim bakalım. Lityum, sodyum, klor, potasyum ve helyumdan bahsetmiştik. Bak lityum nerede? Demiştik ki ikinci periyot bir ada Bak şuradaymış lityum hemen. Üçüncü periyot bir a için sodyum hesaplamıştık. Sodyum demek ki buradaymış. Atom numarası 11 olan sodyum. Atom numarası 19 olan potasyum dördüncü periyot bir adaydı. Bak örneklerimiz arasında var zaten. Onun yerinde belirlemiş olduk. Hemen potasyumu gösterdik. Klor'dan bahsetmiştik. Neredeydi klor? Üçüncü periyot 7A grubundaydı. Bak buradaymış demek ki. Klor'un yerini buradan anlamış oluyoruz. Atom numarası 17 ise ve şunu da belirleyebiliriz. Bak 17 idi ya. Şuradan sayarak geldiğin zaman tam 17. sırada klorun yer aldığını da göreceğiz aynı zamanda. Ve bir de helyumumuz vardı. Helyumun 8A'da yer aldığını, değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen e, bilmemiz gerekiyor. Şimdi güzelce periyodik sistemdeki en azından ilk 20 elementin yerini nasıl belirleyeceğimizi de öğrenmiş olduk. O zaman bir tane soru çözelim. Bize demiş ki X eksi 2 iyonunun 18 tane elektronu vardır. Arkadaşlar hemen bir karşımıza alalım. Eksi 2 yüklü bir iyon varmış ve elektron sayısı 18'miş. O zaman atom numarası nedir? Yani proton sayısı nedir? Tabii ki proton sayısından elektron sayısını çıkardığımız zaman iyon yükünü bulduğumuza göre. Demek ki 16 bizim proton sayımızmış. Arkadaşlar bir elementin periyodik sistemdeki konumunu belirlemek istiyorsan neye bakacaksın? Doğrudan proton sayısına bakacaksın. Elektron sayısı onun iyon halidir. Dolayısıyla elektron dizilimi 2 8 6 şeklinde olmalı. Yani bu aslında 3. periyot 6A grubu elementi olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı? Bak burası çok önemli bir nokta. Şimdi sorunun içeriğine gelecek olursak buradan biraz daha bağımsız bir soru var tabii karşımızda. Buna göre x elementi ile ilgili hangi ifade doğrudur veya sorunun kökünü düzeltecek olursak biraz daha modern periyodik sistemle ilgili genel olarak hangi ifade doğrudur? Şimdi günümüzdeki haline mendeleye getirmiştir diyor. Arkadaşlar bu ifade doğru mu? Tabii ki yanlış günümüzdeki haline e, Mozeley'den de sonra geliyor zaten. mendeleev sadece önemli bir adım atıyordu ama biz mendeleevi o önemli adımından ötürü de modern periyodik sistemin babası olarak biliyoruz. Elementler kütle numarasına göre sınıflandırılmıştır diyor. Oysa ki bunu sınıflandıran Mendeleyev'de biz bugün atom numarasına göre sınıflandırıyoruz. 18 adet periyot yer alır diyor. Oysa ki 18 adet grup var. 7 tane periyot var. Burayı da önemli bileceğiz arkadaşlar. Birinci periyotta sadece 2 tane element yer alır. İşte doğru ifademiz bu. Hatta hidrojen ve helyum bu periyotta yer alan elementlerimizdi. Mendeleev X ışınlarını kullanarak atom numarasını keşfetmiştir diyor. Bu da yanlış bir ifade çünkü bu işi yapan Mozeleydi. Mendeleev kütle numarasına göre sınıflandırma yapıyordu. Dolayısıyla hangi ifade doğrudur? D seçeneği doğru bir seçenek olacak. E modern periyodik sistemin geneline bir bakış attığımız zaman. Şimdi şöyle az önce aslında bunları görmüş olduk. Tekrardan bir sınıflandırmaya gidecek olursak arkadaşlar. Ne dedik? Periyodik sistemin birinci grubu yani bir A grubu alkali metaller olarak adlandırılacak arkadaşlar. Yedi periyodun yedisi de burada var. Demek ki alkali metallerde yedi tane element yer alacak. 2 A grubunu arkadaşlar biz toprak alkali metaller olarak adlandırıyorduk. Arada şöyle 10 tane geçiş metalimiz vardı ve biz bu grupları B grubu elementleri olarak değerlendirmeye alıyorduk. Sonrasında 3 A grubu geliyordu ve ne diyorduk? Birinci grup, ikinci grup burası 13. grubumuz oluyordu. Ardından 4 A grubunu yani 14. grubu karbon grubu olarak, 5 A grubunu azot grubu olarak, 16. olan 6A grubunun oksijen grubu olarak 7A grubunu yani 17. grubu halojenler olarak ve 8A grubunu dolayısıyla da 18. grubumuzu da soy gazlar olarak isimlendiriyorduk arkadaşlar. Şimdi burada şu kısım çok önemli olacak. Bak buranın adı alkali metaller dedik değil mi? Bu buradaki elementlerin hepsinin alkali metal daha doğrusu metal olduğu anlamına da gelmiyor. Buradaki istisnalar çok önemli. Sorularda da o istisnalarla karşılaşacağız. Arkadaşlar 1A grubunun İlk elementi olan hidrojen her ne kadar bir alkali metaller grubu elementi olsa da kendisi bir ametaldir. Dolayısıyla şu soru köklerine ifadelere dikkat edeceğiz. Hidrojen alkali metaller grubundadır cümlesi doğru bir cümle. Evet alkali metaller grubunda. Ama hidrojenin kendisi bir alkali metal mi? Hayır kendisi bir ametal. İkinci önemli istisnamız şurada arkadaşlar. 3A grubunun başındaki elementimiz olan bor. Bak buranın adı toprak metalleri ama bor bir yarı metaldir. Dolayısıyla da bor toprak metalleri grubundadır ama kendisi bir toprak metali değildir. Bu iki istisna yine sorularda sıklıkla karşımıza çıkacak. Dolayısıyla 1A grubu elementlerinin hepsi metal midir? Hayır hidrojen hariç. 3A grubu elementlerinin hepsi metal midir? Hayır bor hariç. 2A grubu elementlerinin hepsi metaldir. Bak burada baş grup elementlerinden yani A gruplarından hepsi metal olan sadece 2A grubu yani toprak alkali metaller var. Tamam mı? Geçiş metalleri buranın adı üzerinde zaten buradaki elementlerin tamamı metal arkadaşlar. Ee, karbon grubu, azot grubu, oksijen grubu, halojenler. Bunlara baktığımız zaman metal de var, yarı metal de var ve e, ametal de var. Üçü de burada mevcut. Soy gazları gelecek olursak orası çok özel bir grup zaten. Buradaki elementlerin tamamı soy gaz grubuna dahil olacak. Alt tarafa geldiğimiz zaman da iki tane satırımız var arkadaşlar. Bu iki satır aslında şunu kastediyor. Hani periyotları yazdığımız zaman birinci periyot, ikinci periyot, üç, dört, beş, altı ve yedi şeklinde bunları periyotlandırdığımız zaman... ...şurada altıncı periyottaki aslında bir kutucuk buradaki elementlerin tamamını taşır tamam mı? Ve buradaki lantanitler ve aktinitler olarak isimlendirdiğimiz iki alt satıra biz iç geçiş metalleri deriz. Ve bu elementlerin tamamı gerçekten de metaldir arkadaşlar. Ve 14'er tane lantanit ve aktinit olduğunu görürüz. Bu da neye götürüyor bizi aslında? Toplamda 18 tane element zaten burada periyodik sisteme yukarıda yazılmış var. Ama burası çok fazla yer kaplamasın diye de 14 tanesini aşağıda ayrı bir satırla belirtmişiz. O yüzden 6. periyotta 14 artı 18'den 32 tane element vardır. Benzer şekilde yedinci periyottaki elementlerin bir kısmını da aşağıya aktinitler grubuna yazmışızdır arkadaşlar. Dolayısıyla yedinci periyotta da toplamda 18 element vardır, 32 element vardır ve periyodik sistemde bu sayede toplamda 118 tane element yer alır arkadaşlar. Bunlara da az önce söylediğimiz gibi iç geçiş metalleri olarak adlandırırız. Baş grup elementleri Geçiş metalleri alttakilerde iç geçiş metalleri olarak değerlendirmeye alınır arkadaşlar ve şu iki istisnayı da defalarca vurguladık zaten asla unutmuyoruz. Hidrojen ve bor grubunun isminin aksine metal değiller. Şimdi bu metaller, ametaller, yarı metaller isimlerinden sıklıkla bahsettik zaten. Şimdi bir de özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Metaller diyecek olursak, şimdi periyodik sistemi karşımıza aldığımız zaman nerede olacak bu metaller? Şimdi dedik ki 1A ve 2A grubunda hidrojen hariç hepsi metal. Geçiş metallerin hepsi metal. İç geçiş metallerinin hepsi metal ve 3A'dan itibaren her grupta da 8A hariç her grupta da en az bir tane metal var. Dolayısıyla aslında periyodik sisteminin sol alt tarafına doğru yığılmış şekilde metalleri görüyoruz ve şurada e, eflatun renkle gösterdiğimiz elementlerin hepsi metal özellik gösterecek. Peki bu metallerin hangi özelliklerinden ötürü ayrı bir grup oluyor ve metal adını alıyorlar? Arkadaşlar bunların ortak özelliği nedir? Yüzeylerinin parlak olması. Bu çok önemli bir ortak özellik. Serbest halde atomik yapıda bulunmalar arkadaşlar doğada işte mesela sodyum bir metal Na2 ya da Na3 gibi bir molekül yapısı göremiyoruz bunlar hep atomik yapıda olmak zorunda. Civa hariç oda koşullarında tamamı katı arkadaşlar sadece civa oda koşullarında sıvı halde bulunuyor geri kalan metallerin erime noktaları yüksek olduğu için hepsi oda koşullarında katı. Hani belki e, istisna olarak soru karşımıza gelirse bir de galyum var o da vücut sıcaklığında sıvı. Oysa ki oda koşullarında o da katı halde olmaya devam ediyor. Oksitleri yani oksitten kastımız nedir? Oksijenli bileşikleri. Mesela potasyumdan bahsediyorsak K2O bileşiği ya da işte magnezyumdan bahsediyorsak MgO gibi bileşikler yapısında oksijen barındırıyorsa bazik özellik gösterir. Yani suyun içerisinde çözündüğü zaman OH iyonlarının oluşmasına sebep olurlar ve işlenebilir özelliğe sahipler. Ne demek bu? Biraz ısıttıktan sonra işte çekişle döverek bir şekilde ya da kalıba boşaltarak şekil verebiliriz. Yani tel ve lev haline getirebiliriz biz metalleri ve sadece ametallerle bileşik oluşturabilirler. Arkadaşlar burası en önemli farklardan birisi. Metallerin kendileri arasında bir bileşik yok. Yani potasyum ve ya sodyum arasında bir bileşik oluşamaz. Metaller kendi arasında ancak alaşım oluşturabilirler. Bir metal bileşik yapısına girmek istiyorsa karşısına illaki ametallerden birini almak zorundadır ve dolayısıyla da metallerle ametaller arasında oluşan bağı daha sonra iyonik bağ olarak adlandıracağız ki ortaokuldan da bu bilgi hani sahibiz biz hatırlıyoruzdur. O yüzden metaller sadece iyonik bağ yapabilirler ve sadece ametallerle bileşik oluşturabilirler. Geçelim bunların en büyük rakibi olan ametallerden bahsetmeye arkadaşlar. Şimdi ametallerin periyodik sistemdeki kurgusuna baktığımız zaman şurada mavi renkle gördüklerimiz ametal. Yani sağ üst tarafta böyle yığılmış az sayıda ve sol en üstte yer alan hidrojen ametal özellik gösterir. Şimdi metallerin tam aksidir dedik dolayısıyla aslında fiziksel kimyasal özellikleri de genellikle tam ters karşımıza çıkacak. Şimdi metaller için demiştik ki, yüzeyleri parlak ama ametallerin yüzeyleri mat özellik gösterecek. Oda koşullarında metallerde civa hariç hepsi katıdır demiştik. Ama a metallerde katı sıvı gaz hepsi mümkün olacak arkadaşlar. Bu erime noktalarının metaller kadar yüksek olmadığını gösteriyor bize zaten. Metal ve a metallerle bileşik oluşturur. Bak metaller demiştik ki sadece a metallerle iyonik bağlı bileşikler oluşturabiliyor. Ama a metaller kendileri de aralarında bileşik oluşturabiliyorlar. Dolayısıyla a metaller metallerle iyonik bağ kendi aralarında ise kovalent bağ oluşturarak e, bileşik yapma şansına sahip oluyorlar. Metaller için demiştik işlenebilirler, tel ve levhane getirilebilirler ancak ametaller kırılgandır dolayısıyla işlenemezler. Serbest halde arkadaşlar e, metaller sadece atomik yapıda bulunabiliyordu ama bunlar molekül yapıda da bulunabiliyor. Mesela oksijen O2 veya O3 şeklinde doğada bulunabiliyor ya da işte klor'dan bahsediyorsan Cl2 şeklinde bulunabiliyor. Arkadaşlar ametaller gördüğümüz gibi az sayıda var. Dolayısıyla bunları ezberlemek de bizim çok işimize gelecek. İleride çok rahat etmemizi sağlayacak. Kimlerin ametal olduğunu ezbere bilelim. Hani demirleri ezberle, işte metalleri ezberlemek çok e, mümkün değil ama e, ametalleri ezberlemek oldukça kolay ve çok işimize yarayacak. Grafit hariç ise elektriği iletmez. Metallerin hepsi elektriği iletiyordu. Burada da grafit bir istisna olarak iletiyor. Peki grafit nedir? Karbonun doğada bulunduğu formlardan sadece birisi arkadaşlar. Yani karbon da bir ametal olarak birkaç farklı formda bulunabiliyor. Mesela elmas da bunlardan birisi. İşte bu formlardan sadece grafit elektriği iletebiliyor. Onun dışında hiçbir ametal ve hiçbir ametal formu elektrik iletkenliğine sahip değil. Geçiyoruz yarım metallerden bahsetmeye arkadaşlar adı üzerinde metal ve ametal arasında kalmış bir durum dolayısıyla özellikleri de ve periyodik sistemdeki konumları da bunların tam arasında yer alıyor aslında... Ee, şurada gördüğümüz sarı renkliler yani sanki bir merdiven oluşturmuş şekilde görebiliriz burayı. Onlara yarı metaller adını vereceğiz arkadaşlar. Burada karşımıza çıkacak en önemli iki yarı metal de bor ve silisyum olacak. Onları bir ezbere bilmemiz gerekiyor. Diğerleri hani ezberlemesek de en azından periyodik sistemdeki konumdan biliyor olmamız gerekiyor. Şimdi burada diyeceğiz ki arkadaşlar arada bir durumdan bahsediyoruz ya. Bunlar fiziksel özellikleri metalleri ama kimyasal özellikleri A metallere benziyor. Nasıl yani? Parlak veya mat olabilir. Yani bu ifadeyi şöyle de değiştirebiliriz aslında. Metallere göre biraz daha mat ama ametallere göre daha parlak bir görüntüye sahipler. Yani fiziksel olarak metallere daha yakınlar. Tel ve levha haline gelebilirler tıpkı metaller gibi. E, dolayısıyla bu açıdan da metallere yakınlar. Ve arkadaşlar kimyasal özellikleri e, A ametallere benziyor dedik ya. O yüzden ametallerle kovalent bağlı bileşikler oluştururlar. Yani molekül yapısı oluştururlar. Bu açıdan da ametallere daha yakın bir görüntü sergileyecekler arkadaşlar. Metallerle zaten hiçbir şekilde bağ oluşturmuyorlar. Gelelim soy gazlardan bahsetmeye. Orası zaten tamamen nevi şahsına mum hatır elementlerden oluşan bir grup arkadaşlar. Periyodik sistemde de diğerlerinden tamamen ayrılmış böyle kendilerini ayırt etmiş bir durumdalar. 8A grubu yani periyodik sistemin 18. ve son grubunda yer alan elementlere yani şurada turuncu renkle gördüğümüz elementlere biz soy gaz adını vereceğiz. Adı üzerinde zaten aslında bunlar gaz haldeler arkadaşlar. Oda koşullarında tamamı e, gaz halde bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları çok düşük zaten buradan anlayabiliyoruz. Kararlı haldeler. Arkadaşlar kararlı olmak ne demek? Buradan kastımız nedir? Bunlar bileşik yapısına ...girmezler arkadaşlar. Ne kendi aralarında ne ametallerle ne de metallerle bileşik falan oluşturmazlar. Bunlar sadece bulundukları formda tanecik olarak bulunurlar ve atomik yapıda bulunurlar. Yani HE2 gibi bir şeyi doğada görmemiz mümkün değil. Helyum ya da neon için aynı şey geçerli tabii ki. E, atomik yapıda bulunur ve hiç kimseyle bileşikte oluşturmaz. Olduğu gibi karılırlar kendi hallerinden çok memnunlar diyebiliriz. Hemen soru çözelim o zaman. X, Y ve Z elementleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi ne demiş bize? X ve Y aralarında sadece alaşım oluşturabiliyor. Arkadaşlar, X ve Y alaşım oluşturuyorsa ne anlıyoruz? Demek ki bunların ikisi de metalmiş. Bunu kafadan bir yazdık. Z bileşiklerinde artı ve eksi yüklü olabilir. Arkadaşlar, bunu şuradan değerlendireceğiz. Şimdi e, metaller sadece metallerle bileşik oluşturabiliyorlar dedik ve metaller bu yüzden sadece artı yüklü değerliğe sahip olabiliyorlar. Ama Ametaller metaller kendi aralarında da bileşik oluşturdukları için artı veya eksi olabiliyorlar. E, dolayısıyla da Z'den bahsediyorsak bu A metallik bir özelliktir. A metallere ait bir özelliktir. Şimdi bakıyoruz. X serbest halde atomik yapıdadır. Metal olduğuna göre dedi ki bütün metaller e, atomik yapıda olacak. Y'nin yüzeyi parlaktır. Y metal olduğuna göre evet yüzeyinin parlak olmasını bekleyeceğiz. Z ametallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Arkadaşlar metallerle ametaller arasında iyonik bağlı bileşik, ametallerin kendileri arasında kovalent bağlı bileşik oluştururlar dedik. Z ametal başka bir ametalle kovalent bağlı bileşik oluşturmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla ilk iki ifademiz doğru olacak yani cevabımız C seçeneğinde yer alacak. Şimdi arkadaşlar konumuzu güzelce bitirdiğimize göre nelerden bahsettik? Mendeleyev ve Mozeley'in periyodik sistemin gelişimine katkılarından bahsettik. Mendeleyev ile ilgili bilmemiz gereken önemli noktalar kütle numarasını kullanması ve boşluklar bulmasıydı. Mozeley ilk ışınlarını bulmuştu ve X ışınları sayesinde daha doğrusu atom numarasını keşfetmiş ve periyodik sistemin aslında bugünkü kullanım şekline ulaştırmıştı. Modern periyodik sistemde e, grupları tanıdık arkadaşlar. E, burada ilk sekiz grup daha doğrusu sekiz aya kadar olan grupların üzerinde yoğunlaştık ve ilk yirmi element üzerine yoğunlaştık yine ilk yirmi element için periyodik sistemde yer bulmayı belirledik dedik ki ilk yirmi element için Elektronların katmanlara dizilimi 2 8 8 2 şeklinde olmalıdır. Bir elementin atom numarasını buraya kadar yazdığımız zaman, daha doğrusu nereye geliyorsa oraya kadar yazdığımız zaman katman sayısı bize periyot numarasını, son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını verecektir ve A grubunda olacaktır dedik ve ardından da elementleri metaller, ametaller, yarı metaller ve soy gazlar olmak üzere dört grupta İnceledik. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar tam da burada görüşmek üzere.